Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar kıymetli izleyenler. FMTV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir feyiz meclisiyle tekrar birlikteyiz. Bu hafta da yine gündeme dair önemli konuları kıymetli Masum Bayraktar hocamızla birlikte konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Ve program boyunca da sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Yalnız bizi telefonla aramazsanız seviniriz çünkü canlı yayında telefonlara bakamıyoruz. Sorularınızı mesaj yoluyla iletirseniz iyi olur kıymetli izleyenler. İletişim bilgilerimizi hemen hatırlatalım. 0530 644 3688 0530 234 0488 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz kıymetli izleyenler. Evet, programa geçmeden önce öncelikle hocama hoş geldin demek istiyorum ve ilk sözlerini almak istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Rabbim razı olsun. Hepinize başarılar nasip etsin, hepimizi muvaffak etsin inşallah. Ben tabii bu hafta şu konuyla başlamak isterim. Belki sorularınız olabilir. Malumunuz Bitlis Nurşin olması lazım. Buradaki medreselerde buranın seydası Abdülkerim Efendi, büyük alim, büyük zat, kıymetli insan. Biliyorsunuz Nakşi yoludur onlarda. Medrese sistemidir. Orada hunharca bir saldırı neticesinde, tekrar ediyorum, hunharca bir saldırı neticesinde Hoca Efendi şehit ettiler. Rabbim kendisine rahmet eylesin. Hoca Efendi gerçekten maksuduna ulaştı. Bir ders esnasında, Arapça dersi esnasında şehit edilmek bir hoca için büyük bir şeref, büyük bir mutluluk. Bir hoca efendi için en büyük saadettir yani. Tabii bunu şehit eden, hunharca şehit edenin durumunu işte anlayabiliyorsunuz yani. O yüzden hakikaten bir alimin ölümü, bir alemin ölümü buyuruluyor. Rabbim böyle alimlerin kıymetini bilmeyi tüm halkımıza nasip eylesin inşallah diyorum. İnsan ehli sünnet çizgisinde olan insanların, hoca efendilerin ahirete gidişini ister istemez ne yapıyor? Her ne kadar biliyoruz ki ölüm hak, bu şehadet mükemmel ama yine insanın gönlü böyle alimlerin ahirete gitmesini ne yapmıyor? Arzu etmiyor. Çünkü malumunuz Efendimizin ifadesiyle bu din insanların kalbinden sökülme yoluyla değil, alimlerini Allah alır, kabzeder. Sonra geride Allah muhafaza etsin cahiller kalır. Sonra o cahillere soranlar cahilce fetva alır. Hem fetva verenler hem de fetva alanlar o cehalet üzere aldığından dolayı da hepsi sapıtır. Allah muhafaza etsin. O yüzden ilim erbaplarının ahirete geçmesi şehadet yoluyla da olsa belki onlar ahirette dünyaya sadece şehit olmak için, o hali yaşamak için gelmek isteyecekler. Önemli bir ifade. Dünyaya niçin gelmek istesin diye sorsalar, ya Rabbi tekrar o ders esnasında beni şehit etsin. Sağ dünyaya bunun için gelmek ister şehitler yani. Başka bir şey yok. Yani tekrar dünyaya döneyim, hanımımı göreyim, çocuklarımı göreyim. Yok. Tekrar o şehadeti yaşamak için. Tekrar onun için dönmek isterler. İnsan tabii bu şehadeti gerçekten ne yapıyor? Güzel bir şehadet. Şehadet, mükemmel bir şehadet. Kabul ediyor ama ister istemez tabii bir alimin ahireti irtihal etmesi de insanı derinden yaralıyor. Rabbim kendisine sonsuz rahmetiyle muamele etsin inşallah. Özellikle Bitlis ve tüm halkımızın inşallah başı sağ olsun. Rabbim inşallah böyle kıymetli alimlerin kıymetini bilmeyi de hepimize nasip etsin inşallah diyorum. İnşallah. Evet kıymetli izleyenler, Mehmet Akdemir hocamızdan kısa bir Kur'an tilaveti dinleyeceğiz. Daha sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet hocam buyurun. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna aleykel Kur'ana liteşka illa tezkireten limen yakşa. Tenzilen mimmen halakal arda ves semavatil ula. Errahmanu alel arşi istavâ. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ma beynehuma. وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Tegabbelallah, barekallah. Değerli çocuğumuz maşallah feyiz meclisini feyizlendirmek için elinden geleni yapıyor. Ben de bakıyorum feyiz meclisini herhalde başka yere mi kaydırıyor bilmiyorum ama inşallah kaydırmayız. Taha suresini tabi okuyunca şu olayı anlatmadan geçemeyeceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece, o zaman daha henüz 39 kişi iman etmiş. 40. Müslüman Hazreti Ömer biliyorsun adına. O gece Efendimiz "Ya Rab" diyor, "iki Ömer'den biriyle İslam'ı güçlendir" diye dua ediyor. Rabbime müracaat ediyor. Erkam'ın evinde. Sonra diğer sabah gününde müşrikler bir araya toplanıyorlar. Toplanmaların sebebi de Müslümanlar gittikçe çoğalıyor. Bu çoğalmanın önüne nasıl geçebiliriz? Çoğalmanın önüne nasıl geçebiliriz diye bunun için toplantı yapıyorlar. Rabbim böyle toplantılarda bütün Müslümanları muhafaza etsin. Düşünebiliyor musun? İslam'ın önüne nasıl geçebiliriz? İslam'ı nasıl durdururuz? Müslümanların çoğalmasını nasıl durdururuz? Müslümanları nasıl fitneye sokarız? Müslümanları nasıl yoldan çıkartırız? Ya Allah muhafaza etsin. Ne tehlikeli şeyler ya. Allah'ın emirlerini nasıl çiğnetiriz? Allah'ın emirlerinin yaşanmasını nasıl engelleriz? Rabbim bütün Müslümanları muhafaza etsin. Müslüman bunu yapmaz ama Allah alet olmaya kalkar. Kandırılır. Rabbim kayırsın. Tabi o günkü şartlarda Müslümanlar değil tabi biliyorsunuz. O gün şartlarda kafirler, müşrikler bir araya geliyor. İşin de başında Ebu Cehil. Ve Hazreti Ömer de biliyorsunuz daha Müslüman olmadığı için bu toplantıda. Orada tabi konuşmalar yapılıyor. Bizim tabirimiz var biliyorsunuz. Gazlamalar yapılıyor yani gaz. Yani birilerine gaz veriyorlar yani. İşte bu ne olacak bu işin? Önü nasıl kesilmesi lazım? Ne yapmamız lazım? Bizileri birbirimize ayırıyorlar. Aileleri birbirinden ayırıyorlar. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتِّبَعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتِّبَعُوا مَا وَجِدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا Babalarımızı bulmuş olduğumuz dinimizden bizleri vazgeçirmeye çalışıyorlar. Haşa, sanki bir dinleri varmış da putlara tapmayı din kabul etmişler. Allah muhafaza etsin. Allah'a şirki din kabul etmişler. Çocukları diri diri gömmeyi din kabul etmişler. Faizi din kabul etmişler. Kumarı din kabul etmişler. Zinayı din kabul etmişler. Kadınları tahkir etmeyi din kabul etmişler. Neuzubillah. Kız çocuklarını diri diri gömmeyi din kabul etmişler. Kız çocuğun oldu dendiği zaman yüzleri simsiyah olurlar diye ifadesini Mevlamız buyuruyor. Bunu din kabul etmişler. Ve bunun gibi bütün zulmü din kabul etmişler kendilerine göre. Put, bildiğin puta, işte o günkü şartlarda çinkodan veya işte taştan veya tahtadan veya helvadan putlar yapıyorlar kendi elleriyle. Gidiyorlar karşısına dikiliyorlar.
Ondan sonra o putlara haşa tapıyor da malumunuz. E peki bu şekilde din kabul etmişler. Allah muhafaza etsin. Her türlü adaletsizliği din kabul etmişler. Her türlü hukuksuzluğu din kabul etmişler. Kendine göre, kendi nefislerine göre bir din anlayışı, zenginin fakiri ezdiği, güçlünün zayıfı ezdiği bir sistemle beraber yürüyen bir anlayışı din kabul etmişler. Tabii şimdi kendi kafana göre böyle kabul edince de bunun karşısına Allah'ın emirleri gelince, Allah'ın dini mübini İslam'ı gerçekten Kur'an'a aldığım şu hükümleri gelince, Kur'an'a aldığım şu an ayetleri gelmeye başlayınca aciz kaldılar tabii ki. Müslüman çoğalıyor, onlar da zor duruma düşüyor. Bu sefer toplantıda ama tabii ya işte babayı evlattan ayırıyorlar, evladı babadan ayırıyorlar, kardeşi kardeşten ayırıyorlar, akrabalar birbirine düşüyor, tefrikalar oluyor gibi böyle şeylerle ciddi ciddi tabiri caizse gaz vermişler yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh da o halkını seven bir insan. O zaman da öyleymiş. Bu ayrılıklara gerçekten gönlü kabul etmiyormuş yani. Ayrılıkları gönlü kabul etmiyormuş yani. Yoksa özel bir kin yok yani. Ama bu ayrılıklar olmasın diye ben bu işi hallederim diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye gidiyor yani. Onun üzerine alıyor. Tabii ona o biçimde teklifler var. Şöyle yaparsan böyle yaparız. Biz de sana şöyle destekleriz. Bilmem ne yaparız. Sen Hazreti Ömer'sin. Sen Hattab'ın oğlu Ömer'sin. Hattab'ın oğlu Ömer'sin. Sen bu işi başarırsın. Sen bu işin sen söyle öncüsüsün bilmem nesin. Hazreti Ömer'e istenilen şekilde onlar kendine göre ne yapıyorlar? İfade, tabiri caizse gaz veriyorlar yani. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh bir daha o zaman Müslüman olmamış. Kuşanıyor, giyiniyor, kuşanıyor. Peygamberimizin bulmuş oluyor, Erkam'ın evine gidecek. Nuaym'e radıyallahu anh, o Müslüman olmuş ama İslam'ını gizliyor. O zaman daha tabii aşikar edilmemiş İslam. O anda Hazreti Ömer'i görüyor. Çok celalli bir şekilde hazırlanmış giderken görüyor. Diyor ki, ya Ömer nereye gidiyorsun diyor. Diyor ki, şu tefrikaları çıkartan, milleti birbirine düşüren Muhammed'i öldürmeye gidiyorum diyor. Nuaym'e radıyallahu anh tabii İslam'ını daha önce Müslüman olmuş ama İslam'ını ne yapmamış? İfşa etmemiş. Şimdi gidip de Resulullah'a bunu haber vermesi lazım. Hazreti Ömer'den önce gitmesi lazım. Burada asla bir nemmamlık söz taşıyacak veya değil de peygamberi onlar her şeylerinden önce tuttukları için diyor ki ya Ömer sen git diyor ilk önce kardeşinle eniştene bak diyor. Onlar Müslüman oldu. Muhammed'le ne işi var diyor. Tabi Hazreti Ömer hazırlanmış. Öyle hazırlanmış ki yani o şeyle bu ifade duyunca yani benden habersiz benim eniştem, benim kız kardeşim nasıl Müslüman olur diye direkt yolunu değiştiriyor. Aslında buradaki Nuaym'e radıyallahu anh maksadı Efendimiz'e haber vermek. Efendimiz'e bilgi vermek. Ya Resulallah, Ömer radıyallahu anh, daha sonra biliyorsun Müslüman oldu. Geliyor, sizi ne yapacak ya Resulallah? Sizin üzerinize geliyor. Haber vermesi için yani. Hazreti Ömer tabii yolunu çeviriyor. Bir gidiyor kardeşinin evine, eniştesinin evine. Bir bakıyor ki evde Kur'an okunuyor. İşte Taha suresi. Taha suresi daha yeni nazil olmuş. Habbab bin Evet de radıyallahu anh orada ayetler yeni nazil olunca onlara eğitim vermeye gidiyor. Yani beraberce orada ders istiyorlar tabiri caizse. Taha suresini çalışıyorlar yani. Allah bize de bu şunu nasip etsin. Yani bir araya toplanıp iman güçlendirmek, iman tazelemek, tefsir çalışmak, Kur'an çalışmak, gerçekten Kur'an-ı Azim'in şanı bütün zerrelerimize gerçekten nakşetmek büyük bir iş yani. Netice itibariyle Hazreti Ömer radıyallahu anh tabi değil mi daha sonra Müslüman olduğu için Hazreti Ömer radıyallahu anh oraya gidiyor. Bu sefer bir omuz o zamanki şartlarda tabi kapılar nasıldı bilemiyorum ama demek ki zayıfmış yani anladığım kadarıyla. Pat diye içeride. İçeride olunca tabii Habbab bin Evet radıyallahu anh hemen
bir köşeye sıkılıyor. Taha Suresi'nin sayfaları saklanıyor. Ondan sonra tak şeyler şaşırıyor, kardeş şaşırıyor. Hazreti Ömer'in kardeşi ismi de Fatıma'ymış. O da şaşırıyor. Enişte zaten korkuyor bu sefer Hazreti Ömer'le karşılaşınca. Bu sefer tabii daha hiç soru sormadan başlıyor eniştesi tartaklamaya. Beyni tartaklıyor diye Fatıma anne Hazreti Ömer'in elinden beyni kurtarmak için bir mücadele veriyor. O mücadele esnasında elinin tersi Hazreti Fatıma'nın şeyine gelmiş. Sen söyle, ağzına gelmiş, kanlanmış yani. O zaman tabii Hazreti Ömer'in kardeşi ne olur? O da Hattab'ın kızı. Yani o Hattab'ın ne olduysa o da Hattab'ın kızı. Ya Ömer diyor, ya Ömer. Bizi assan da, kessen de, doğrasan da biz bu davadan vazgeçmeyiz. Bizi öldürsen de vazgeçmeyiz. Ya Ömer deyince Hazreti Ömer daha kısa zamanda Müslüman olmuş. Bu imanı, bu gerçekten şuuru, bu hassasiyeti, bu vazgeçmeyiz ifadesini abisine en güzel şekilde dikleyerek ölüm de olsa fark etmez diyecek kadar bunları etkileyen şey nedir diye gerçekten yerinden titremiş arkadaşlar ya. Yerinden titremiş yani. Düşünsene. İman edeli ne kadar oldu? Kısa bir zaman. İman edeli kısa bir zaman olmasına rağmen bu kısa zamanda o şuuru, o hassasiyeti, o ciddiyeti, o mükemmelliği, bu şeyi nereden alıyorlar? Yani ölüm olsa ne yapmayız diyor? Fark etmez diyor yani. Bu sefer böyle olunca da Hazreti Ömer sarsılmış arkadaşlar. Bu sefer durmuş. Demiş ki peki demiş. Getirin demiş. Bir bakalım demiş. Olmaz ya Ömer. Sen gusletmen lazım. Sen gusletmen lazım. Düşünebiliyor musun? Bak. Getir. Hemen yok. Dik duruş bu. Yıkanman lazım senin. Duş aldırttım şu an. Sonra getiriyorlar Taha Suresi ilk sayfaları. Hazreti Ömer de edebiyattan çok anlarmış. Tekrar ediyorum. Edebiyattan çok anlarmış. Belagattan yani çok anlarmış. Orada Daha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka illa tezkireten limen yakşa tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula errahmanu alel arşisteva. Ya bu akışı, bu sonlarının birbirine uyumu, bu mükemmelliği de görünce bu insan kelamı olamaz demiş. Kendi de belagattan anlatması sebebiyle bu insan kelamı olamaz. Bu olsa olsa Rabbimizin kelamıdır. Ve orada Hazreti Ömer'in iman kalbine ne yapıyor? İman feyzi bereketi gelmiş oluyor. Hemen Abbab buradan geliyor. Ya Ömer diyor. Akşam Resulullah dua etti. İki Ömer'den biri dedi. Ya Ömer iş sende herhalde diye hemen çıkıyor. Ondan sonra Resulullah'a gidiyorlar. Orada tabii kargaşa var. Çünkü haber nasıl gelmişti? Haber geldiğinde Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh gelecek Muhammed'i şehit edilecek. O şekilde bir haber geldi. Çünkü ilk çıkış öyleydi. Ama kardeşinin evinde iş ne yaptı değişti. Bu sefer imana geldi. İman için geldi. Resulullah. İşte tabii orada bir kargaşa oldu. Hazreti Ömer geliyor diye. Hazreti Hamza'nın bir ifadesi var biliyorsunuz. Geleceği varsa göreceği vardır. Bırakın gelsin. Tabii. İçeriye giriyor. Kapıdan içeriye giriyor. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l-Heb gibi Hattab'ın oğlu Ömer Ebu'l-Heb gibi hakkında ayet mi inmesini bekliyorsun? Ne zaman putlara tapmaktan vazgeçeceksin? Dediğinde zaten Hazreti Ömer zaten kardeşinin evinde erimişti. Oraya gelince tam bir eriş evirmeyle beraber. Ama işte şunu söyleyeceğim. Asıl konu şurası. Taha suresinin o ilk sayfasının inmesiyle beraber, ilk sayfasının nazil olmasıyla beraber onun tesirini,
Kur'an'ın tesirini, Kur'an'ın gerçekten belagatını, fesahatini, mükemmelliğini gören Hazreti Ömer Kur'an karşısında teslim olmuştur. İşte Allah işi anlayanlar da olmayı hepimiz nasip etsin. İş anlayan Kur'an'ı alıymışan gördüğünde ne olur? Teslim olur. Daha önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Fatıma annemizin, yani Hazreti Ömer'in kardeşinin duruşu da çok önemli. Ne yapmıyor? Yani abim geldi, korkuyum bundan. Veya işte bizi öldürür bilmem ne. Yok bir dakika ya. Bir dakika demesine duruyor. Bak hidayet nerede olduğu belli değil. Hidayet orada Fatıma annenin orada dik duruşunda. Boyun eğseydi belki de Allah muhafaza etsin hidayet olmayacaktı. O yüzden hidayeti Allah verir. Nerede ne şekilde vereceğini Allah bilir. Bizim kalkıp da hidayetle alakalı kesinlikle ben işte şimdi dinden taviz vereyim, alttan alayım, örteyim, sesimi çıkartmayayım, bilmem ne yap. Ya bırakın bu işleri be kardeşim. Dinden taviz vererek onlara sevdireyim. Neyi sevdireceksin ya? Ya seni sevdireceğim bir şey yok. Bu işi sevdirecek olan Allah'tır. Allah sevdirecek. Sen hakkı söyleyeceksin, hakkı yaşayacaksın, hakkı yaşayacaksın, hakkı anlatacaksın, hakkı bildireceksin. Geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler. Ya Muhammed dediler, bir elini sana bütün dediler, Arap Yarımadası'nın reisliğini verelim. Ama bizim putlarımıza dokunma. Veya sana bütün mallarımızı, mülklerimizi, zenginliğimizi verelim. Ama bizim putlarımıza dokunma. İstediğin hanımlar varsa istediğin hanımların hepsini verelim. Ama bizim putlarımıza dokunma. Ne buyuruyor Efendimiz? Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben davamdan vazgeçmem. Demiyor. Ya bunların reisi olayım. Başına geçeyim. Bunların bugünkü şartlarını söylüyorum. Başkanları olayım. Başına geçeyim. Ondan sonra bunları alttan ne yaparız? İslamlandırırız demiyor. Ne diyor? Olmaz diyor. Bir elime ayı, bir elime güneşi olmaz diyor kardeşim. Bu dava hak davadır. Hak geldi, batıl zahil oldu. Rabbim bu şuuru, bu hassasiyeti, bu ciddiyeti hepimize ikram etsin, ihsan etsin diyorum. Çünkü bugün en büyük sorun burası. Mevla Teala, mümin gevşeklik yapmaz. Mümin boyun eğmez. Mümin zafiyet göstermez. Buyurduğu halde kalkıp da sen söyle her türlü tembelliği yap, her türlü gevşekliği yap, her türlü boyun eğ, her türlü zayıflığı göster. Bu olmadı ya. Rabbim o yüzden bu imanı, şuuru en güzel şekilde yaşamayı ve yaşatmayı bütün halkımıza, hepimize ikram etsin, ihsan etsin diyorum inşallah. Bu kadarla yetinmeye çalışayım. Sonra diyeceksin ki feyiz meclisini sen sohbet meclisine çevirdin. Demeyin diye kendimi tuttum inşallah. İzleyicimizden gelen bir soru var. Onu sormak istiyorum hocam. Hepimizin de çok fazla içine düştüğü bir hata. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Hüsnü zan ve suizandan bahseder misiniz? Suizandan nasıl kurtulabiliriz diye sormuş bir izleyicimiz. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amennücütenibu ketiren minazzan inne ba'dazzanni ismun ve la tecessesu ve la yagteb ba'dukum ba'da. Allah'ımız buyuruyor. Ey iman edenler, zandan kaçının. Bu hangi zandır bu? Suizandan kaçınır. Çünkü zannın bazı, yani suizan nedir? İthmün, günahtır. Allah buyuruyor. Yani sen kainatın sahibi Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu bir kula, yaratmış olduğu bir kulun hareketlerine suizanla bakmak zorunda değilsin. Hele hele Müslümanların hareketlerine suizanla bakmak zorunda değilsin ya. Suizanla bak ya. Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, kitabımız bir, Kur'an'ımız şey, kıblemiz bir, kardeşliğimiz bir, daha nice birliğimiz var. Nice birliğimiz var. O birlik çerçevesinde mümin kardeşinin yapmış olduğu şeyi olumlu taraftan bak ya. Olumlu taraftan baktığında bir de mükafat alıyorsun.
En az 10 sevap, 700'e kadar mükafatı var. Sınırsız var. Biliyorsunuz bir mükafat en az 10'dur. Tek mükafat yok. En az 10. Güzel bir düşünce yani. En az 10, 700'e kadar mükafatın devamı var. Sınırsız bile var. Şimdi baktım bir kardeşim, Müslüman kardeşim. Yapmış oldu. Rahmetli Zül derdi ki, duyduğunuzun %90'ına, gördüğünüzün %75'ine, biraz daha rakam doğru diyebilirim, inanmayın derdi. Dermiş. Şimdi bir tanesi diyor ki, ya diyor, tamam mı kardeşim, gördüğüme nasıl inanmayayım diyor ya. Bak şimdi. Gördüğüme ne yapmayayım? Nasıl inanmayayım? Bir gün diyor, bu diyen kişi yani, İsmail Ağa Camii'ne girdim diyor. Camiye girdim. Şadırvan'da birisi abdest alıyor diyor. Ben diyor o abdest alan kişi hakkında hep ya çok derviş bir adam. Ehli zikir bir adam. Çok kıymetli bir adam. Hep hakkında öyle düşünürdüm diyor. Ama diyor su diyor öyle suyu açmış ki diyor abdest suyunu öyle açmış ki içimden dedim ki ya arkadaş ya abdest için su bu kadar açılır mı yani? Niye bu israfa düşüyorsun diye içimden geçirdim diyor. Sonra diyor baktım arkamdan geliyor. Bak 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 diyor. Hocam dedi diyor. O musluk bozuktu diyor. O yüzden dolayı ben o musluktan abdest aldım diyor. Yoksa ben o suyu öyle açmadım. Kendisi bir şey dememiş. Koşa koşa arkasından geliyor. Bak aslında ne gördü şimdi orada? Gördüğü su çok açılmış. Ve kendine göre israf oluyor. Ama meğer musluk ne? Bozuk. Başka musluğu açmıyor. Oradan ne yapıyor? Abdest alıyor. O yüzden yani ben bunu böyle gördüm. Gördün ama belki yanlış gördün. Eksik gördün. Hatalı gördün. Yanlış anladın. Olabilirsin. Hele duyduklarında aman ya. Aman ya. Araştırmadan mümkün değil. Bugün duyduklarını araştırmadan kimse ne yapmamalı? Kesinlikle ve kesinlikle kimseye karar vermemelidir yani. Allah muhafaza etsin. Çünkü herkes bakıyorsun kendi nefsine göre, kendi arzuna göre, kendi yoluna göre, kendi yoluna göre bir şeyler sen Allah ve Resul çizgisinde yürüyeceksin ya. Ona göre değerlendireceksin ya. Rabbim başarma nasip etsin. Ve la tecessüsü, casusluk yapmayın diyor Mevla Teala. Bu da çok önemli. Ya milletin ayıplarını araştırmak, milletin ayıplarını ortaya çıkartmak bunlar iş değil ki ya. Bunlar münafıkların işi ya. Ya münafıklığın işi yani. Normal şartlarda gerçekten bir insanın hatasını ortaya çıkartmak münafık işi yani. Yoksa müminin hatasını yapmaz. Ortaya çıkartmaya çalışmaz. Ancak şu konuda vardı ki eğer insanlara zararı olacaksa o insanlara zararı olmasın diye ne yapılabilir? Bir önden şey yapılabilir yani. Ama o da kendine göre uydurmayacaksın onu yani. Gerçekten bu niyetli olacaksın yani. Allah'ım uyanmayı nasip etsin. O yüzden yani kalkıp da suizandan kimseye fayda gelmedi ama hüsnü zanda herkese fayda vardır. Rabbim inşallah güzel düşünme kabiliyetimizi artırsın inşallah. Muhafaza etsin inşallah. Hocam ben de malumunuz geçen hafta olduğu gibi diyoruz. İstişareler yapmıştık. Fatih Medreseleri Vakfı olarak hocam ve onlara gönülden bağlanan böyle derneklerimiz olsun. Bir kısmı Afrika'da, bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da hatta Suriye'ye gitti. Hatta bu Suriye'ye gidenlerin içerisinde ben de vardım ve evet, üç abi. Tane sosyal dernekle beraber 6 kişilik bir grupla bir Suriye'ye gidildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam buradan izleyerken? Şimdi tabii biliyorsunuz Suriye'de büyük bir sıkıntı var, dert var yani. Özellikle İdlib'de şu anda Rusya'nın, bana göre İran'ın ve Esed rejiminin İdlib'deki Müslüman kardeşlerimize hakikaten büyük bir zulmü var. Büyük bir hainliği var. Yüzüne gülüp de arkadan vuran tipler bunlar. Hatta gittiğinizde de gördünüz. Ben daha önce de söylemiştim hatırlarsanız. Oradaki insanlara
Ateşkes yapıldı dendiğinde daha çok vuruyorlar. Ateşkes yaptık masada daha çok vuruyorlar. Eyvah diyorlar oradakiler. Niye? Çünkü ateşkes yaptık diye haber yapacaklar ya her tarafta. Şimdi kalkıp da ondan sonra ateşkesin peşinde de ya ateşkes bozdu falan diyemiyorlar. O yüzden dolayı daha çok vuruyorlar yani. Ya normal şartlarda ateşkes yapılmamış olsa, ateşkes yapılmamış olsa bu sefer haber olayı ne oluyor? Çokça oluyor. Her tarafa dünyaya haber yapıyorlar. Ya bunlar hain, zalim. Gerçekten orada insanları yakıyorlar, insanlara bombalar atıyorlar. Atılan bombalar hakikaten oradaki insanları perişan ediyor, sakat bırakıyor veya hava kirliliği neticesinde öldürüyor. Çok ciddi şekilde insanlar perişan duruma düşüyor, evler yıkılıyor bilmem. Tabii bunu sen şimdi dünyaya haber yaptığın zaman rahatsız oluyorlar. Hepsi rahatsız oluyor yani. Ama ateşkes olunca ne oluyor? Ateşkes yaptık. Bu sefer daha çok vuruyorlar. Bu ateşkes dalgasına şu haber yapamıyorsun yani. Niye? Sen çünkü halkına bir şey duyurmuşsun. Ne? Oturduk Rusya'yla ateşkes yaptık. Ama Rusya senin ateşkesini dinlemedi. Şu anda olduğu gibi Libya'daki o bilmem Hafter midir nedir? Ne haindir? O da aynı şekilde. Biliyorsunuz toplandı şeyler. Sen söyle. Başkanlar toplandı bir araya geldiler. İşte Libya'da ne yaptık? Ateşkes yaptık. Daha açıklama yaparken gitti adam yine hain, yine vurdu orada. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum yani. İdlib'de aynı şey yaşanıyor. Kesinlikle Rusya masaya oturdu mu daha tehlikeli. Niye? Çünkü o zaman ateşkes hesabına dünya, ama öbür türlü sen dünyanın gözü önünde kalkıp da sen zalimane, hain bir şekilde buradaki insanları vuruyorsun, güzel bir şekilde ortaya koyulsa hakikaten çok lazım. Bununla beraber tabii burada bence köklü çözümler lazım. Bakın çok kıymetli bir kardeşimiz var bizim. İsmini vermeyeyim, çok kıymetli. Orada okul yapmış yani. Okul yani onlara ait yani okul yapmış. Uzun konu. Diyor ki biz diyor orada diyor çok çalışıyoruz diyor. Mücadele veriyoruz diyor. Ama diyor cumalara diyor oradan Türkiye düşmanı insanlar geliyor diyor. Bakın. Hutbeye bir çıkıyor diyor. İki saatte diyor bizim bütün çalışmamızı perişan ediyor diyor. Türkiye burada şunun için bulunuyor, bunun için bulunuyor. Türkiye bir kötülüyorlar diyor. O yüzden bize diyor buraya bol hoca gönderin diyor. Yani cumaları burada insanlara kıldıracak. Ya burada yardım edildi ama yardımdan daha önemli insanların beyinlerine, gönüllerine mutlaka yönlendirecek, şuur verecek, maneviyat verecek insanlar lazım. Yoksa normal şartlarda evet Türkiye'den geldiler, herkes memnun. Niye? Erzak getirdiler, çadır yaptılar, battaniye getirdiler, kışlık getirdiler, kömür getirdiler, un getirdiler. Allah razı olsun. Çok büyük bir hizmet. Yemek getirdiler, aşkı tabii ekmek getirdiler. Çok büyük bir hizmet. Ama bir çıkıyor adam Cuma'ya diyor. Cuma'da bir başlıyor diyor Türkiye'ye yine konuşmaya diyor. Özellikle o Selefi akım var diyor. Bir konuşuyorlar diyor şeylerin aleyhine. Türkiye'nin aleyhine. Bu sonra adamlar karışıyor. Ya bir taraftan iyilik yapan bir Türkiye. Bir taraftan Allah muhafaza onların kafasını karıştırdığı için acaba nasıl bir Türkiye? Bu sonra insanlar ikilemde kalıyorlar diyor. Asıl diyor buraya diyor gelirken bunların hepsi hesap edilmeliydi. Nasıl hesap edilmeliydi? Cuma'daki hutbeyi bile Türkiye'den gelen insanlar, hoca efendiler bunlar vermeli ki halkı şuurlandırsınlar yani. Yoksa bunun dışında iş zor. Ciddi bir sıkıntı var. Ciddi bir mücadele var. Rabbim inşallah kolay etsin. Ama güvenilecek kimse yok işin garip tarafı. Asıl konu burası arkadaşlar. Yani Türkiye burada yapacağı şey şu. Bana göre gerçekten güvenilecek kimse yok. O yüzden burada kendine güvenerek, yani Türkiye kendine göre İran'a güvenilmez. Her yerde satmıştır bizi, satar hala. Her yerde satar. Sanki her yerde bizimle berabermiş gibi. Şimdi geçenlerde biliyorsunuz bir zalim
vuruldu oralarda, komutanları vardı ya, vuruldu. Orada bile Türkiye'yle diyor Amerika'ya beraber diyor kafa tutar. Yapma ya. Hayrola? Sanki her yerde Türkiye'nin yanındaymış gibi. Sen PKK'yı, PYD'yi, Suriye'deki Esad'ı, her tarafı destekleyen sensin. Her türlü. Her türlü Türkiye'nin aleyhinde olacak her yerde var olan bir anlayış var sende yani. Öyle bir anlayışa sahipsin yani. Ama gelmiş yine bu taraftan takıyı ye. İşleri bu. Bununla beraber Rusya'ya. Neresine güvenecek Rusya'ya? Her türlü güvenilmeyecek tip bu Rusya'da. Ve dünya devletlerinin özellikle Amerika'sından tut Avrupa'sına hepsi zalim. Hiçbir tanesine güvenilmez. Türkiye kendisine bakacak. Eğer benim gücüm neyse hareket o. Yoksa bunun dışında ben Rusya ile masaya oturdum. Ben bilmem neye oturdum, bilmem ne yaptım. İnanın belki biraz geciktirim bilmiyorum ama ben geciktireceğine inanmıyorum. Açık söylüyorum. Herkes çünkü bildiğini okuyor. Herkes bildiğini okuyor. Rusya sana ne konuşursa konuşur. Masaya ne oturursa oturursun. Oradaki sistemi neyse onu devam ettiriyor. İran aynı şekilde. Hepsi öyle. O yüzden Rabbim oradaki Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Türkiye'mizin de elini güçlendirsin. Hakikaten oradaki insanlara nasıl sahip çıkılması gerekiyorsa o sahip çıkmış uğruna inşallah tüm halkımıza nasip etsin inşallah. Ben de şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu programa girerken doğuda şehit edilen alimle alakalı, Allah razı olsun, İçişleri Bakanımız tweet hesabından bu işle, yani onun şehadetiyle alakalı üzüntü duyduğunu beyan etti. O da bizi gerçekten son derece mutlu etti. İçişleri Bakanımızın öyle bir paylaşımı. Bununla beraber çok kısa bir zaman önce de yine aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın İsmaila Vakfı'nı ziyaret etmesi, bu da bizim son derece hoşumuza giden, yani bizleri sevindiren bir haber olarak geldi. Fakat gerek doğuda olsun, gerek Türkiye'nin bütün vilayetlerinde olsun, bu medrese ile alakalı sevgi var, saygı var, takdir var. Çünkü hareketler, adımlar onu gösteriyor. Fakat bu medrese sistemi şu an var olan düzene, yani bir takım şeylere uymadığından dolayı sahiplenilemediğini görüyoruz. Yani bu hususta nasıl adım atılmalı, nasıl bakılmalı, ne yapılmalı? Evvela ben Bitlis'te, Nurşin'de yani Seyda Abdülkerim Efendi'nin vefatını çok tesirlendiğimi, gerçi onun adına da gerçekten güzel bir şehadet olduğunu kabul ediyorum. Ama işin başında olan bir insan olması sebebiyle, tecrübeli bir insan olması sebebiyle, orada sistemi güzel bir şekilde oturtturduğu için, doğuda çok güzel, gerçekten ilim sahibi insanlar yetiştirdiği için, vatanına, milletine faydalı çok güzel hoca efendi yetiştirdiği için, ben böyle bir insanın kaybedilmesinden son derece müteessir oldum yani. Açık söylüyorum yani. Ama şehadeti tabii güzel. Niye? Hakikaten bir insanın istemiş olduğu şehadet budur zaten. Ne yapar? Eğitim verirken, Arapça eğitim verirken, ders verirken şehit olmak her hocanın nedir? Arzusudur, iştiyakıdır, memnuniyetidir. Hakikaten arzu etmiş olduğu bir ölümle ölmüştür yani. Gerçekten şehit olmuştur. Ama tabii diğer taraftan da orada bir medresenin, bir cemaatin, bir yönlendirici konumunda olan, bak insanlar bile ne yapmıyormuş orada, kendi aralarında bir husumet olduğunda, kavga olduğunda, sıkıntı olduğunda ne yapıyorlar? Geliyorlar, hoca efendiye müracaat ediyorlar. Ve bu müracaat neticesinde biliyorsunuz oradaki olay bu şekilde olmuş. Bir sınır meselesi varmış. İki aile birbirine girmiş. O iki aile hoca efendiye diyorlar ki hocam siz karar verin, biz de o karara uyacağız diyorlar. Ondan sonra hoca efendi gerçekten inşallah böyledir. Ben devamını söyleyeceğim ama inşallah böyledir diyorum ben. İnşallah bize yapılan gibi değildir. Rahmetli Hızır hocamızı, rahmetli Bayram hocamızı, evet, şehit edilme maksadıyla değildir inşallah. Tabii o önemli. Rahmetli Hızır hocamız da biliyorsunuz tarikat derslerini değiştirirken ondan sonra şehit ettiler. Yine caminin içinde.
Şehadet mükemmel ama çok büyük bir insan kaybettik. Şehit eden insan, ya kendisi şehit eden kişiye de ona göre kılık yaptılar. Kılık yaptılar. Ama o bana göre camiamıza gözdağı vermek, ya camiamızı gerçekten sen söyle önünü kesmek, camiamızı oradan, çünkü ben baktım takip ettik ondan sonra biz 98 yıllarında bütün camiada ne var ne yok hepimizi diyorum sana, hepimize baskı yaptılar yani. Hepimizi 98 yıllarında. Ya şehit veren camia biziz, baskıyı bize yapıyorsunuz mu kardeşim? Nasıl iş ya bu? Bu önemli bir şey. Rahmetli Bayram hocamız da aynı şekilde meydana geldi. Şehit eden kişiye baktığın zaman sanki bizdenmiş gibi, yani bizim cemaattenmiş gibi göstermeye kalktılar. Tamamen alakası yok. Tamamen bir takım güçlerin işi. Belli. O da maksatlı. Niye? Çünkü rahmetli Bayram hocamız, Allah ondan razı olsun, Allah ona rahmet eylesin. Şia konusunda var ya, camiayı en güzel şekilde yönlendiren, en güzel şekilde Şia'nın ne zararlı olduğunu en güzel şekilde anlatan bir insandı. Konuşmalarıyla gerçekten halkı, özellikle camiamızı bir arada toplayabilecek bir insandı. Allah rahmet eylesin. Uzun konuş, şimdi oraya da girmiyorum. Şimdi bu Nur Şimdi olan, yani Seyda Abdülkerim'in vefatıyla alakalı, biliyorsunuz sınır meselesi dediler. İki aile geldiler. İki ailenin kararını verdiler. Verdi. Sonra bir ailenin diğeri kabul etmemiş. Gelmiş hocayı şehit etmiş diyorlar. Ben şahsen kalbim mutmain değil. Ben açık söyleyeyim. Çünkü kardeş, eğer hocaya geliyorsan, gel bizim aramızı bul diyorsan, iki aileyi barıştır diyorsan, iki aileyi gerçekten birbirine yap diyorsan, o ailelerin birbirinden kalkıp da, o ailenin içinden gelip de ne yapmaz? Hocayı şehit etmez bana göre yani. Niye? Çünkü kardeşim, o der ki ben kabul etmiyorum der, geçer karşıya. Kabul etmiyorum der canım, hocayı getirdin, sen getirdiniz, ben kabul etmiyorum der, geçer karşıya. Ama gelip de hocayı ben, benim kafam basmıyor. Benim kafam orada çok köklü bir medrese var. Ve Nakşi yoludur onlar. Nakşi yolu olmasa sebebiyle sevilen bir topluluk, sevilen bir kadro, güzel insan yetiştiren, hoca yetiştiren bir kadro, bana göre bu işe gerçekten engel olmak isteyenlerin yapmış olduğu bir oyun olarak ben değerlendiriyorum. Yoksa öyle, yok iki sınır için kavga etmişler de, der kabul etmiyorum der. Bu kadar dese ne olacak yani? Hoş kalkıp da hoca, ben burayı yazdım, devlet beni tanıdı, öyle bir şey zaten olacağı yok yani. O yüzden inşallah benim dediğim gibi değildir inşallah diyorum ben. Açık söyleyeyim ama koku öyle geliyor. Koku öyle gözüküyor arkadaşlar. Yani orada var olan bir sistemi, güzel yürüyen bir sistemi, mükemmel insanlar yetişen, hocalar yetişen bir sistemi baltalamak için yapılan bir hareket olarak ben değerlendiriyorum. Tabii sen şimdi işe başka taraftan baktın diyebilirler. Araştırsınlar diyorum. Araştırsınlar diyorum. Çünkü oradan ben birkaç tane halktan birilerini konuşmasını dinledim orada, şey yaptılar. Röportaj yapıyorlar. Bizim halkımız diyor böyle şeylere silahla gelmez diyor. Bir tanesi öyle bir açıklama yapıyor. Doğrudur, yanlıştır başka. Ondan sonra benim kafam şuna basmıyor. Bu devlet tarafından tanınan bir hareket değil ki. Hoca efendi açıklamış. Ben kabul etmiyorum dersin. Ben kabul etmiyorum dese hoş kalkıp da hoca efendi sen niye kabul etmiyorsun diye senin üstüne gelecek hali yok zaten. O yüzden orada ciddi araştırılması lazım. Helalleşilmiş yani. Bir taraf helalleşmiş. Tabii. Ciddi bir şekilde araştırılması lazım. İnşallah bu işin altında başka bir şeyler yatmıyordur diye düşünüyorum. Çünkü böyle yerlerde biliyorsun, böyle işlerde tekrar ediyorum, ciddi bir orada, şimdi biliyorsun işin başındaki insan genç bir insan. Şimdi böyle yerlerde şunu söylemek istiyorum, burası çok önemli yani. Bu haince saldırılarda yani. Genç bir insan. Genç bir insan olduğu için bundan sonra
ve kabiliyetli, tecrübeli bir insan, iyi bir alim. Bu insan bazen çekildiğinde onun yerine insan koymak gerçekten zordur. Ve en netice onun da aynı şekilde onun gibi tecrübeli olması, yönlendirmesi, şey yapması bayağı bir zaman alır. O yüzden bence haince bir saldırı olarak değerlendiriyorum. İnşallah öyle olmasın yine dilerim ama maalesef koku olarak öyle değerlendiriyorum yani. Rabbim muhafaza etsin. Türkiye'de galiba sizden başka farklı bakan da yok herhalde hocam. Vallahi farklı baksınlar veya bakmasınlar. Açık söylüyorum. Şu anda her şeye farklı bakma durumundayız. Çünkü gerçekten olaylar normal akmıyor yani. Normal akmıyor. Her tarafta illa fitne, fesat çıkartmaya çalışan bir ton bu işte insanlar var. Öyle kalkıp da kör bakmakla anlamsız olur. Olayları iyi incelemek lazım. İyi takip etmek lazım. Rabbim muhafaza etsin diyorum inşallah. İzleyicilerden çok fazla sorular geliyor. Hızlı hızlı sormak istiyorum hocam. Hayırlı akşamlar hocam. Kadınlar eşine, ailesine destek olmak için çalışması günah mı demiş? Kadınların çalışması kesinlikle günah değildir. Bak ifademe dikkat edin ama devamı var bunun. Burada kalmasın. Kadın, hanım kardeşlerimizin çalışmasında hiçbir sıkıntı yok. Hanım kardeşlerimizin çalışmasında ortam sıkıntısı var. Erkeklerle iç içe çalışmasında buna müsaade yok. Erkeklerle beraber olarak çalışmasında müsaade yok. Yoksa mesela hanım kardeşimiz, evet evinde, kendisine evine iş getiriyorlar, ev eşi taşıyanlar var. Evinde iş yapmış. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Veya hanım kardeşlerimiz hanımlarla beraber, işte bir dükkanda beraber ne yapıyorlar? Dikiyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bir şey olur mu? Olmaz. Veya hanım kardeşimiz babasıyla, abisiyle, kardeşiyle, dayısıyla, amcasıyla, yeğeniyle beraberce aynı dükkanda beraber işletiyorlar. Bir şey olur mu? Olmaz. Ama yabancı erkeklerle iç içe hanım kardeşimizin çalışması asla doğru olmaz. Hanım kardeşimiz eğitim veriyor. Kime? Hanımlara. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Kız çocuklara eğitim veriyor. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Hanım kardeşimiz yeter ki ölçü burası. Çalışmakta sorun yok ama erkeklerle iç içe olmada sorun var. Erkeklerle beraber olmada sorun var. Yoksa ayrı ayrı olduktan sonra hiçbir sorun olmaz. Ama maalesef bugün takip edin. Evet, Allah hepimiz muhafaza etsin. İç içe olsunlar diye bütün mücadele vermeye çalışılıyor. Yapmayın böyle ya. Bu hanım kardeşlerimize kıymet vermek değildir ya. Hanım kardeşlerimize kıymet veriyorsan onları zor duruma düşürmemekte bir kıymet vermek. Bütün dizilerde bakın. Bütün filmlerde bakın. Bütün hayatta bakın canım. Gidin herkese bütün hayatta bakın. Bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Hanımlarla erkekler beraber normalleştirmeye çalışıyorlar. Yapmayın böyle bir şey canım. Allah erkeği hanımlara, hanımla da erkeğe meyli yaratmıştır. Meyli yaratmıştır yani. Meyli yarattığı için de sen bunu muhafaza edeceksin. Hanım kardeşlerimiz hanımlarla, erkek kardeşlerimiz erkeklerle beraber çalışarak yürüyecekler yani. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Böyle sıkıntı olmaz bu şekilde. Çok fazla soru geldiği için soruyorum hocam bunu tekrar. Selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Diyanet TOKİ'den ev almak caizdir diyor. Sizin düşünceniz nedir demiş. Çok fazla var bu sorudan hocam. TOKİ'den tekrar ediyorum. TOKİ birinci karşında birinci olarak müdahale, yani karşında birinci olarak TOKİ ile muameleyi görüyorsan, yani bankaya düşmeden, bankadan kredi çekmeden, banka senin adına kredi vermeden direkt TOKİ ile muhatapsan, TOKİ ile sözleşme yapıyorsan, ama şu andaki biz çok kıymetli bir hoca efendiden sözleşme kağıdına baktık. Kesinlikle şu anda sözleşme kağıdında öyle bir şey yok. Şu andaki sözleşme kağıdında ilk Ziraat Bankası, ilk önce Ziraat Bankası'ndan kredi, ondan sonra TOKİ'den ev diyor. Bu anlaşma kesinlikle caiz değil. İlk önce kredi kağıtta yazıyor. Kırmızı çizgiyle yazmış. Hoca efendi gerçekten kağıdı gönderdi bize. Sözleşmede diyor ki ilk önce kredi, ondan sonra ev.
Bu öyle caiz değil. Ama kalkar direkt TOKİ'den, direkt TOKİ'den, üzerinde durum ifadenin, direkt muhatabın TOKİ olarak alırsan ve biliyorsunuz kar olanı yani muayyen olarak da artışlar da muayyen olarak bilinerek artarsa bunda sıkıntı olmaz. Ama yoksa kalkıp da sen söyle Ziraat Bankası'nın işin içine sokup da Ziraat Bankası'ndan kredi çekerek faiz alarak bu işi yönlendirmeye kalkarlarsa bu iş olmaz. Tekrar Ziraat Bankası'ndan kredi çekerek yaparlarsa olmaz. Bu işin devamı daha tehlikeli. Bak tekrar ediyorum. Bu işin devamı daha tehlikeli. Bu millete ne yapacaklar biliyor musunuz? Bak bundan sonra söylüyorum ben size. Söylemeyeyim isterseniz ama söylersem tehlikeli. Bundan sonra ne yapacaklar biliyor musunuz? Kamu bankalarından diyecekler Allah muhafaza etsin. Bak gidişat buraya. Kamu bankalarından işte kamu bankaları yani devlet bankaları. Devlet babadır. Baba senin malını paranı çalıştırıyor. Oradan bak bu süre tehlikeye gidecekler Allah muhafaza etsin. O yüzden ben bu yolu açılmaması gerektiğini düşünüyorum. Muhatabın TOKİ olsun. Şimdi bazıları şu ifadeyi kullanıyor. İşte Ziraat Bankası burada kasa hükmündedir filan. Arkadaş o zaman Ziraat Bankası değil de TOKİ bir IBAN versin. IBAN numarası versin. Millet gitsin oraya ödesin. Madem Ziraat Bankası çok yaygın da çok yaygınsa ne yapsınlar gitsin. Ona IBAN versin orada ödesin. Muhatabın yine TOKİ olsun. Ziraat Bankası işine ne yapmayın? Sokmayın. Bu şekilde yapın. Ayrıca çok dikkatimi çeken şeyi söyleyeceğim. Diyanet bu konuda başka şekilde fetva veriyor. Başka ifadelerle fetva veriyor. Bir başka kurum var. İsmini veremeyeceğim o kurumun. O başka şekli alıyor. Şimdi o başka şekli alan kurumu da çok iyi incelemeye çalıştım. O başka kurum şu şekilde yapıyor. O kendi kafasında bir alışverişi ortaya koymuş. Kendi kafasında bir alışverişi ortaya koymuş. Bu şekilde olursa caizdir diyor. Ama bu şekilde yapmıyorlar. Senin dediğin bu şekilde olması caizdir tamam. Ama bu şekilde ne yapmıyorlar? Yapmıyorlar. Sözleşme bu şekilde değil. Sözleşmede diyor ki, altında diyor. Sen söyle, ilk önce kredi, daha sonra konut diyor. E sen şimdi, senin anlattığın şekilde... Sen diyor muhatap TOKİ'dir diyor. Ziraat Bankası da devletin olması hasebiyle, TOKİ de devlet olması hasebiyle bu yüzden dolayı Ziraat Bankası sadece kasa olarak kullanılmak, TOKİ'nin kasası olarak kullanılmaktadır diyor. Diyor ama böyle bir anlaşma yok. Böyle bir sözleşme yok. Ya biz sorduk. E sordun ama adam ifade olarak sana olumlu olarak her şeyi konuşabiliyor. Ama icraatta o yok ki. İcraatta olmayan bir şey sen varmış gibi nasıl gösteriyorsun yani? Senin anlattığı şekilde evet yapsalar var. Senin anlattığı şekilde gerçekten hayata geçirseler doğru. Ama öyle hayata geçirmiyorlar ki. O yüzden bunlar gerçekten çok hassas konular. İnce nokta Allah muhafaza etsin. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bir topluluk ismini vermeyeceğim topluluğun. Veremem. İsim vermeyi sevmiyorum. Almanya'da bu topluluk çalışma içindeydiler. Diyor ki Almanya'da o zaman Almanya darül harptir bankalarından faiz alırız dediler. O topluluk sonra öyle bir hale geldi ki Türkiye'de de aynı şeyi söylemeye başladı ve Türkiye'de aynı şeyi yapıyorlar şu anda. E ne oldu? Çünkü bir şeye alıştın mı Allah muhafaza etsin. Böyle gider. Ayrıca bakın ben sokak röportajlarını da takip ettim. Halkımızın her biri faize az da olsa faiz olarak kabul ediyorlar. Bazıları biliyorsunuz mikrofon hocası çıkar onlarda. Tabii bir başlıyor azı da olmaz, çoğu da olmaz falan. Halkımız tabii halkımız ya. Ama bak neyi yiyor? Şimdi sen diyorsun ki bu faiz değil. Bak ama halka nasıl lanse edildi? Halk nasıl anladı? Halk şu anda senin az da olsa faize ne yaptığını
Yol verdiğini gösteriyorsun ya. Yapmayın böyle ya. O yüzden kesinlikle çok tehlikeli bir adım atıldı bana göre. Rabbim muhafaza etsin diyorum. Bu halkı gerçekten yanlış yönlendirmedir. Bunun altından kimse kalkamaz. Bu vebali kimse ödeyemez. Tekrar ediyorum, muhatabın TOKİ ise, banka değilse, bankadan kredi almıyorsan, muhatabın direkt TOKİ ise sorun olmaz. Ama muhatabın TOKİ değilse, banka ise, işi içine kredi giriyorsa kesinlikle olmaz. İstanbul'dan bir bayan izleyicimiz. Selamünaleyküm. Hocama sorum, ben Hanefi mezhebindeyim. Umre'ye giderken Şafii mezhebini taklit ederek gidebilir miyim? Eşim olmasa yanımda. Şimdi hoş olan insan mezhebinden ne yapmamalı? Ayrılmamalı. Mezhebini taklit etmeli. Ancak çok zor durumlara düştüğünde hakikaten bir kurtuluş çaresi olsun diye diğer bir halk mezhebi insan taklit etse ne olmaz? Sıkıntı olmaz. Ama zor duruma düştüğünde öyle zevkani bir şekilde ben işte işime geldi Hanefi'yi taklidim, işime geldi Şafii mezhebi taklidim, işime geldi Maliki mezhebi taklidim. Böyle bu şekilde olması doğru değil. Hanefi ise Hanefi mezhebini ne yap? İnan samimiyetle söylüyorum. Sen Hanefi mezhebindeyken o yolunu muhafaza için çalış. Allah sana beyi de gönderir, oğluna gönderir, babana gönderir, dayını gönderir, amca illa birini gönderir, beraber ümreye ne yaparsın onlarla gidersin yani. Yani bu o yüzden mahremsiz gitmemesi lazım yani düşünüyorum. Ama çok zor duruma düşerse adam o zaman oraya ne yapılabilir müracaat edebilir. İzleyicimiz, benim sorum dinimizde görücü konusunda elektrik alma verme var mı? Son zamanlarda gelen görücüler elektrik alamıyorlarmış. Ne okumam gerekir? Hayırlı bir evlilik yapmak için teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş. Şimdi bu tabi bence gençlerimizi şuurlandırmama meselesi. Bir bakışta bir insan ne kadar bir bakış ya bir görüş bir konuşmada bir insan ne kadar elektrik alabilir ya? Yani illa bu elektriği alacak diye bir şey olmaz. Ya hatırlayın, şimdi kendi hayatınızı hatırlayın. El ayağı düzgünse, ahlaki yapısı düzgünse sen neyin derdindesin yani? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir hanım kardeşimiz dört şeyinden dolayı ne yapılır? Nikahlanır. Güzelliğinden, malından, soyundan, nesebinden yani. Bir de dininden. Sen dini güzel olanı seç ki elin toprak olmasın. Yani pişman olmasın demektir yani. Şimdi güzellik bir yerden sonra zaten bir sivilce çıksa adam da tak güzellik gitti. Bir yangın çıksa malı gider. Bir trafik kazası geçse soyu gider. Veya Allah malı bir olumsuzluk olsa. Ama din güzelliği her zaman kalıcıdır. Hep İnsanın güzelliğini huzuruna artırır. O yüzden şimdi bu görücü usullerde, yani İslami usullerde, görücü usul değil o, İslami usullerde demektir o yani. İslami usullerde insan ailesi bir araştırma yapar. Araştırma neticesinde tekrar ediyorum, eğer gerçekten bu iki kardeşimizin aile olarak devam etmeleri, dini güzel olup da devam etmeleri veya denk olarak da devam etmeleri mümkünse anne babası etrafındaki insanlar ile bir yön çizer. Ondan sonra sen söyle, görme usulü olur ama ilk gördüğünde illa çok alışacaksın, çok elektrik alacaksın, çok bilmem ne olacaksın diye bir şey olmaz. Sen burada Allah'a güveneceksin. Samimiyetle dini güzel olduğu için seçtim. Rabbim bu işin sevgisini, muhabbetini verecek diyeceksin ve Allah da verecek. Yoksa kalkıp da ilk defasında, ben hatta tehlikeli derim, İlk defasında bir erkeği bağlayan kız tehlikeli kızdır. Niye? Daha önce demek ki tecrübeli. Allah muhafaza etsin. İlk defasında bir kızı bağlayan erkek tecrübeli. Niye? Demek ki ilk defasında nasıl olur? Benim anladığımı söylüyorum. İlk defa bir kızın karşısına çıkıyor erkek, utanacak. Kız çıkacak, utanacak.
Eğer utanıyorsa mutlu olacaksın. Bak ilk defa benim karşıma çıkıyor demek diye. Bilmem anlatabildim mi yani. Bana göre. Ama şu anda sistem çok değişmiş be. Çok değişmiş be. Biz öyleydik, yanlış anlaşılmasın. Biz de gittik. Sen söyle. İslami usuller. İslami usullerde. Evet, şartlar neydi? Bize söylenen dini güzel, ibadetleri güzel. Olay ondan sonra bak ne pişman olduk. Niye? Allah'la yürüdük. Bildik ki Allah'ımız bize ne verecek? Sevgi verecek, muhabbet verecek, güzellik verecek. Mevla Teala da bak verdi. Nereden baksak 27 sene olmuş aşağı yukarı. Bayağı olmuş ya. Değil mi? Yaşlandım artık. 27 seneden beri bir tane hanımla beraber idare ediyoruz. Bak işte sorun yok. Kavga güldük. Şikayet yok. Daha ne olsun? 5 tane çocuk var. Elhamdülillah. Pişman olmaz kimse. Ama ilk defa da ne olmaz? Elektrik olayı. İlla olmaz. Yani olanlar olur ama o değil yani mesele yani. Bir kadın ibadet hususunda iyi olabilir ama belki ahlakında sıkıntı olabilir mi? Çünkü zaman zaman karşılaştığımız abiler var. Hatta ayrılmış olanlar var. İşte kendisi bir cemaatten dahi evlendiğini söylüyor. Zaman zaman bu muhtelif karşılaşabiliyoruz hocam. Ayrılmışlar veya ayrılma durumuna gelmişler. Hocam ben aslında bu dini iyi diye almıştım. İşte dindardır, falanca cemaattendir. Bu şekilde olup da çok olumsuz karşılaşanlarda... Yok, ben onu kabul etmiyorum, açık söyleyeyim. Çünkü dini güzel olan, yani namazı güzel demektir bunun. Namaz insanı mutlaka hoş olmayan şeylerden, çirkin olan şeylerden, münkerattan alıkoyar. Kötü ahlaklardan alıkoyar. Olumsuz ahlaklardan alıkoyar. Bundan sonra biraz da insanın kendi biraz eğitimciliği olması lazım. Erkeğin özellikle eğitimciliği olması lazım. Sen şimdi hanım kardeşimizi eğitme konusunda başarılı değilsen... Suçu hanımda bulma ya. Şimdi bakın bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifte mesela insanlar çok değişik bir yere alıyorlar. Belki siz de öyle alıyorsunuzdur yani. Efendimiz buyuruyor ki cehennem bana gösterildi. Cehennemde ben hanım kardeşlerimin daha çok olduğunu söyledi Efendimiz. Oo gördüm. Hayır. Onu oraya değil ki. O şu demekti erkekler. Hanımlarınızı muhafaza edin. Hanımlarınızı kayırın. Hanımlarınızı cehenneme düşürmeyin. Hanımlarınızın cehenneme düşmesine yol vermeyin. Hanımlarınıza şikayetçi olarak, onlara gerçekten iterek, onların yapmış olduğu hareketleri kendi haline bırakarak, onların gerçekten önünü açmayarak, eğitimlerini güzel şekilde vermeyerek, onların tehlikeye düşmesine sebep olmayın. Orayı burayı niye almıyorsun ya? Hemen gördün mü sen? Ne gördün mü? Neyi gördün mü? İşte hanımlar işte beylerine nankörlük yaparmış. Bak sen bunu biliyorsun. Hanımlar beylerine nankörlük yapma durumunda olabilir mi? Olabilir. Sen bunu bilmiyor musun? Biliyorsun. O nankörlüğü normal karşıda sıkıntı olmasın. Cehennemlik olmayacak ya. Ya senin çocuğunun annesi be. İnsan her şeyi bir kenara bıraksa ben bırakamam. Bırakmam. Hiçbir şeyi bir kenara bırakmam. Ama her şeyi bir kenara bıraksan çocukların ya sevdiğin o canım ciğerim dediğin çocukların ona anneciğim diyorlar be. Sırf insan bundan dolayı hanımına karşı bir saygı besler ya. Sevgi besler, muhabbet besler ya. Bir defa anne, ya çocukların ya anneciğim diyorlar ya. Sana belki babacığım demiyorlar. Ondan sonra anneye o biçim sarılıyorlar. Belki sana sarılmıyorlar bile. Ne haber? Ya hiç olmazsa bundan dolayı insan evladına hiç olmazsa hanımına saygı göstermesi lazım. Ki ben bir tane örnek söyledim size. Bana göre hanım kardeşlerimiz gerçekten çok büyük vazife yapıyorlar. Çok şuurlu, beylere son derece gerçekten yardımcı oluyorlar yani bana göre. Ama tabii ölçüyü aşıranlar, taşıranlar var mıdır? İlla vardır. Rabbim muhafaza etsin. Bir izleyicimiz, Diriliş ve Kurtuluş'un şehri Bilecik'ten saygılar hocam. Abdestsiz akıllı telefondan, tabletten Kur'an-ı Kerim okunur mu demiş. Abdestsiz Kur'an-ı Kerim okunabilir. Abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e tutulmaz. Tekrar ediyorum. Abdestsiz neye tutulmaz? Kur'an-ı Kerim'e tutulmaz. Ama abdestsiz Kur'an ne yapılabilir? Okunabilir. Gusülsüz değil. Abdestsiz Kur'an okunabilir. Ama abdestsiz ne yapılmaz? Kur'an-ı Kerim'e tutulmaz. Tabii ben şunu da söylemek isterim. Abdestsiz durmamak lazım.
Bir insan abdestliyken vefat ederse şehit hükmündedir. Şehit olur yani. O yüzden dolayı abdestsiz durmamak lazım. Daima abdestsiz olmak lazım. Abdestli olanın şöyle bir kolaylığı vardır. Abdesti muhafaza edin. Namazı kolay olur. Çünkü abdest insanlara ne gelir hep? Allah muhafaza etsin. İnşallah gelmez ama abdest zevklidir ya. Abdest gerçekten güzeldir yani. Almaya çalıştığım insan almaya çalışmak takip edin bir dakika sürer. Ama nefis şeytan öyle baskısı yapar yapar ki bir dakikada abdesti aldırmamak için sana elinden geleni yapar yani. Ama incele göreceksin bunu. O yüzden dolayı abdestsiz durmamaya çalışsın. Yani biz abdestsizliğe yol vermek istemem ben. Ama tabi sorduğun soruya cevap da budur yani. Abdestsizliğe yol vermek istemem yani. Çünkü ben açık söylüyorum. Abdestsizlik hoş bir şey değil. Hele hele yatarken abdestsiz yatmamak lazım. Niye? Çünkü belki kalkamazsan bir daha. Ya kalkamazsan? Evet. Sıradan bir kitap değil hocam. Deniyor ya Allah'la konuşmak meselesi. Ya. Hocam demiş, akika kurbanı kaç yaşına kadar kesilir demiş. Ya akika kurbanı normal şartlarda hoş olan şey 7. günde. Bir çocuk doğduğunda 7. günde ismini, ondan sonra sadakasını, akikesini 7. günde. İnsan ne yaparsa yaparsa bu hoş olur. Sünnettir, güzeldir. Ama 7 yaşına kadar da ne yapılabilir? Kesilebilir. Daha erken yaşına kadar kesilebilir. Ama hoş olan 7. gündür yani. Ama dediğim gibi 7 yaşına kadar da ne yapabilir? Devam edebilir. Daha erken yaşına kadar devam edebilir yani. Hocam hayırlı akşamlar. Mehdi gelecek mi? Ve Diyanet'e faiz açıklamasından sonra nasıl güveneceğiz? Şimdi Mehdi gelecek mi derken Mehdi gelecek. Mehdi'nin geleceği kesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadeleriyle Mehdi gelecek kesin. Ama Mehdi beklemek diye bir anlayış yok. O yanlış yani. Mehdi geldiği zaman teslim olmak var. Geldiği zaman elinden gelen ne varsa mutlaka ona yardımcı olmak var. Ama Mehdi gelecek, sen ne yap, ben bekleyeyim falan, öyle bir şey yok. Sen yine vazifene devam edeceksin. İslam'ını yaşayacaksın. İslam'ını yaşayacaksın. İslam'la alakalı. Rahmetli Hoca öyle derdi. Evladım Mehdi gelecek de 5 vakit namazı 6 vakit yapmayacak. 5 vakit yine 5 vakit diyecek sana yani. Oruç yine bu oruç diyecek yani. Zaten bunlar var. Vazifeni yapacaksın. Yani ben Mehdi gelecek biz bir şey yapmayalım demeyecek insan. Bir Müslüman öyle demeyecek. Bir Müslüman ne yapacak? Mehdi geldiği zaman teslim olmayı bilecek. Gelmeden de İslam için mücadele vermeyi bilecek. Rabbim başarmayı nasip etsin. Amin hocam. Selam. Bir hoca efendi vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Şimdi bir Mehdi ile alakalı bir kitap yazdı. Tarih verdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Tarih verdi. Bilmem ne tarihte gelecekti. Sonra tarih geldi, Mehdi yok. Sonra kitabı diğer baskısında bir başka tarih verdi. Bak. Hala kitap tarihle gidiyor. Hoca efendi, o hoca vefat etti. Gitti ahirete gitti. Mübarek yapma böyle şey ya. Gayipten, gelecekten ancak kim haber verir? Ancak Allah haber verir. Sen gayipten, öyle gayipten haber ne yapamazsın? Veremez, tarih veremez. Allah'ın ifadeleri ancak belli şeyleri koyabilirsin. Resulullah'ın ifadesiyle belli şeyleri konuşabilirsin. Yoksa gayipten kendini nereden bileceksin? Ali İzzet Bey bu içinde güzel bir sözü var hocam. Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır diyor. Çok önemli bir ifade. Evet, aynen öyle yani. Adam tembelliğe yatmak için, mücadele vermemek için, gevşeklik, tembellik, projeci yapmamak için, rahatından taviz vermemek için, ya işte biz yapamayacağız herhalde, kim yapacak bu işi, Mehdi'ye bekleyelim falan. Ya bakma, öyle yapma ya. Evet. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Abdest alırken ve namaz kılarken vesvese geliyor bana. Biraz yardımcı olursanız sevinirim, Allah razı olsun demiş. Şimdi bu kardeşimiz kesinlikle şöyle kabul etmesi lazım, bak. Çok büyük tehlikeye düşer. Yapmasın. Kesinlikle şöyle kabul edecek. Rabbim benden böyle kabul ediyor. Abdestini alacak. Bir daha asla düşünmeyecek. Kabul etmeyecek yani. Ya asla. Bir dakika diyecek kendine. Asla. Rabbim benden böyle kabul ediyor. Normal şartlarda her insan abdeste başladığında, her genç
abdeste başladığında, bu ibadetlere başladığında her gence aynı şey gelir. Aa sen abdesti galiba sağ elini yıkamadın, sol elini yıkamadın, ayağının bir tanesi unuttun galiba, başını mesel etme. Her gence gelir bu. Biz biliyorsunuz medrese hayatımız olması sebebiyle ve eğitimde de medrese talebeleri eğittiğinizden dolayı bunu her gençte gördük yani. Her genç. Ya hep o vesvese gelir ona. Söyleyeceğim bir şey şu. Rabbim benden böyle kabul ediyor bitmiştir. Eğer bu kardeşimiz kulak verirse daha sonra ne olur biliyor musunuz? Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bu sefer gusül. Gusül eden, ya ben ağzıma burnuma su vermedim. Ya ben sağ elimi yıkamadım. Ya ben sol elimi yıkamadım. Başlar bunları düşünmeye. Öyle Allah muhafaza kardeşlerimiz vardı ki banyodan çıkamıyor. Saatlerce banyolarda kalıyorlardı yani. Niye? Çünkü şüphe ediyor. Etmeyeceksin. Diyeceksin ki Allah benden böyle kabul ediyor. Eğer bu şüpheye düşersen sonra namaza vuracak. Bu sefer namazda 3'te miyim, 4'te miyim, 5'te miyim? 3'te miyim, 4'te miyim, 5'te miyim? Kaç diyeyim? Tak! Seni bu sefer namazdan soğutacak. Hayır diyorsun ya. Ben buradayım, 3'teyim, bitmiştir. Ve bitiririm. 4'teyim, bitmiştir, bitiririm. Böyle bu şekilde yener. Bak çok garantili. Allah'la beraber gerçekten Rabbim benden böyle kabul ediyor. Rabbim gerçekten benim böyle şüpheye düşmemi istemez. Benim zor durumumu düşünmemi istemez. Rabbim benden böyle kabul ettiği için de 3'teysem 3'teyim bitmiştir. 4'te yok 3'teyim ben bitmiştir. 4'teyim bitmiştir. Yoksa öbür türlü Allah muhafaza etsin. İnanın o şüpheye bir düşerse var ya samimi söylüyorum bir daha o şüpheden ne yapamaz? Kurtulamaz. Her şeyinde bu sefer şüphe oluyor. Allah muhafaza etsin. Tabi her tarafından istiyor. Ondan sonra ne yapacak biliyor musun? Başlayacak. Bak ben size söyleyeyim. Ben yıllarca biz bunu gördük yani. Abdestle başlıyor ilk önce. Sonra gusle atlıyor. Sonra banyodan çıkamıyor. Tabi. Ondan sonra namaza atlıyor. Sonra namazı bitiremiyor. Her namazda bu sefer ne oluyor? Bunlar Allah muhafaza etsin. Daha tehlikesini söyleyeceğim ben size. Bu sefer bunların bu şüphe aile hayatına yansıyor. Bu sefer hanımına başlıyor Allah muhafaza etsin. Ya bu perde niye oynadı? Oynadı yok. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle mi oldu? Böyle mi? Şüpheye. Tabii şüpheye girdin mi bu bir hastalıktır. Bu sefer herkese şüphelenmeye başlarsın. Rabbim muhafaza etsin. Girmeyecek. İnşallah. Hocam eşim tesettürlü ancak ben onun çarşaf giymesini de çok istiyorum. Kendisi de yanaşmıyor. Eğer bir gün giyeceksem isteyerek giymek istiyorum. Giyersem hakkını veremem falan diyor. Ne yapmalıyım? Zorla giydirmemeliyim. Şu an o da sizi dinliyor. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Benim kanaatim sen eşini sevdiğini, saydığını, muhabbetini, kıskandığını güzel bir şekilde izah edeceksin. Zorlama sistemi şu anda asla olmaz. Zorlamıştır o. Ama diyeceksin ki hanım işte saygını, sevgini, muhabbetini ortaya koyacaksın. Ve kıskandığını ortaya koyacaksın. Kıskançlık burada çok önemli. Gerçekten. Niye? Düşünsen hanımın tamamen sana ait, senden başkasına da uzuvlarını, bütün azalarını yapmıyor, göstermiyor. Hatta tamamen kendisi muhafaza ediyor. Büyük bir nimet. O yüzden bu kardeşimiz de beyine bu güzelliği ne yapacak? Yaşatacak mı kardeşim? Bak seni alan almış. Huzurlu da bir hayat kurmuşsun. Güzel bir geçim var. Beyin var başında. Bu da şimdi gönlünden geçiyor ki hanımın böyle olsun. İşte bu şekilde olursa bu kardeşimiz de buna dikkat ederse bu ailede huzur, mutluluk, saadet, evet Mevla Teala'nın feyiz, bereketi çok olur. O yüzden ben buradan kardeşimize, kız kardeşimize yani hakikaten tavsiye ederim. Beyine kırma, şu çarşafı şerifi giy. Çarşafı şerif var ya çok kıymetli. Yemin ederim ben sana, yeminle söylüyorum. O çarşafı şerifin kıymetini
ahirette gerçekten görmezsen, benden ahirette ne istersen, ne istersen diyorum yani. Ne günahlarını yüklenmem gerekiyorsa ona razıyım ben. Açık söylüyorum. Çarşafı şey çünkü çok kıymetli. Çok büyük mükafat. Ve yemin ediyorum sana, bak yeminle söylüyorum. Ahirette bu mükafatı gördüğünde var ya, bize ne kadar teşekkür edeceksin biliyor musun? Tabii evvela Allah'a teşekkür et de başka konu. Ya gerçekten çok. Hele beyine diyeceksin ya be Allah senden razı olsun diyeceksin ya. Niye? Çok kıymetli çarşafı şerif ya. Rabbim inşallah bütün halkımıza bu çarşafı şerifi sevdirsin inşallah. Ben çarşaf demem. Çarşafı şerif o. Tabii kıymetli örtü o. Kıymetli örtü. Allah'ın tesettür örtüsünü en güzel şekilde ortaya koyma güzelliği var onda. En güzel şekilde. O yüzden çarşafı şerif inşallah. Hocam iyi akşamlar. Benim kocam iki defa beni aldatmış. Bana hiç iyi davranmıyordu. 14 yıldır evliyiz. Ben namaz kılarken o da bana bakarak tövbe etti. Ama ben ona hakkımı helal etmiyorum. Günaha giriyor muyum demiş. Şimdi hanım kardeşlerimizin aldatılması veya erkeklerin aldatılması hakikaten çok zor bir şeydir yani. Ya ben bunun tarif etme şansım yok. Aldatmayı bilmediğimizden dolayı da onu da anlama şansımız yok. Ama insan anlıyor yani bazı şey hissedebiliyor yani. Gerçekten çok zordur yani. O yüzden dolayı hanım kardeşimize ben gerçekten hak veriyorum. Ama şurayı da düşünmek lazım. Bak ne yapmış? Allah'tan özür dilemiş. Tövbekar olmuş. Pişman olmuş. Tekrar yapmıyor. Vazgeçmiş. Sana dönmüş. Seninle tekrar huzur bulmaya çalışıyor. Huzur buluyor. O yüzden inat etmemek lazım. İnat etmemek lazım. Bizim de hatalarımız olur. O hataları Allah'tan özür diliyoruz. Allah'ın affetmesini istiyoruz. Allah'ın affını isterken, Allah beni affetsin derken ben affetmem demek, bu da hoş olmaz be. Hoş olmaz. Sen affetmezsen ahirette beyin gözlerin önünde cehennem ekmese gönlün razı olacak mı ya? Ya olmadı be kardeşim. Rabbim onun kurtulmasını isterken, Resulullah onun kurtulmasını isterken, bütün hakiki müminler onun kurtulmasını isterken sen beyim, sen git. Sen bana ihanet ettin git cehenneme. Ya olur mu? Yakışır mı sana ya? Yakışmaz. Yapmış hatayı. Bak vazgeçmiş. Tövbekar olmuş. Pişman olmuş. Sen şimdi gönlünden böyle. Ben inanıyorum ki bu ifadelerden sonra gönlünden böyle hop. O şeyler gitti inşallah. Affedeceksin, kurtulacaksın inşallah. Selamun aleyküm. Akhisar Manisa'dan sizlere yazıyorum. Dedem Osman Dikmen rüyadayken ruh çıkıp geziyor mu diye soruyor. Eğer öyleyse biz rüyada gördüğümüz insanların ruhuyla mı gerçekten görüşüyoruz demiş. Allah razı olsun. Ruha, ruh için bir mekan yoktur. Ruh için bir engel yoktur. İnsan uyuduğunda ruh ne yapabilir? Gerçekten belli yerlere gidebilir. Bunda bir sıkıntı yoktur yani. Gördüğü şeylerde gerçekten rüya olarak görmüş olduğu şeylerde gayet doğaldır. Ama ve lakin tabi ileri derecesi nedir? Şimdi başka bir ifadeyle bugün sordular bana. Ne gezisi dediler onu? Astral mı? Astral. Öyle bir geziden bahsediyor. Eğer olumsuz bir şey içmeden insan bu şekilde kendisini gezdirebiliyorsa sıkıntı olmaz. Ama hap kullan, bilmem ne kullan, şah filan o sıkıntılı yani. Allah muhafaza etsin inşallah. Selamünaleyküm. Mehdi'lik Kur'an'da geçiyor mu? Geçiyorsa hangi ayetlerde? Bu Mehdi konusu bayağı bir... Onun açıklamasını yaptık. Onu geçelim istersen. Hocam peygamberimiz sünnet namazı kıldı mı? Şu andaki imamların arkasında namaz kılmak caiz mi? Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet kılmaz olur mu? Sünnet peygamberimizin zaten kılmış olduğu sünnetler peygamberimizin kılmış olduğu sünnetler yani. O kıldığı için kılıyor zaten sünnetleri. Farzlar var, sünnetler var malumunuz.
sünnetlerimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında var olduğu için yapıyoruz zaten sünnetleri yani. O şekilde kılıyoruz. Hoca efendinin arkasında namaz kılınır. Niye kılınmasın? Yani hoca efendinin arkasında hocanın gerçekten iman dışı, Allah muhafaza etsin, bir hareketini görürsen, İslam dışı bir hareketini görürsen, İslam dışı bir itikadını görürsen, İslam dışı bir anlayışını görürsen, o zaman dersin ki bir dakika dersin. Çünkü senin konuşmaların, ifadelerin, mesela geçenlerde bir imam biliyorsunuz atıldı gerçi şeyden ama ben ateistim diyor. Yahudu billah. Şimdi ateistim diyen bir adamın arkasında namaz kılınır mı? Kılınmaz. Açık öyle söylüyorum yani. Ama şimdi ama ateist de imam ne yapalım filan öyle olmaz. Ateistin arkasında namaz ne yapılmaz? Kılınmaz yani. Ama şimdi kalkıp da hoca itikaden sana bir Allah ve Resulü çizgisine dışarı çıkmıyorsa, itikaden Allah ve Resulü dışarı çıkmıyorsa, gerçekten de güzel bir şekilde vazifesini yapıyorsa niye kılmayacaksın? Değerli hocam. Şey... Ama şöyle hocalar varsa yoktur zannediyorum ama bilmiyorum inşallah yoktur. Mesela Ayşe annemize iftira atacak bir hocanın arkasında sakın namaz kılmasınlar ya. Gerçi geçenlerde ben geçen dönemdeki Diyanet İşleri Başkanı onların arkasında namaz kıldı gördüğüm kadarıyla ama ben hiç tavsiye etmiyorum. Kesinlikle kılmasınlar yani. Ya kesinlikle Ayşe annemize iftira atacak. Hazreti Ebu Bekir'e kafir diyecek. Hazreti Ömer'e ne'ûzü billah kafir gözüyle bakacak. Hazreti Ömer İran'ı fethetti diye orayı perişan et, yani onların orada sürdü diye ateş pesleri oradan kaldırdı diye Hazreti Ömer'e lanet edecek. İnsanların arkasında kılmasın. Aman aman aman. Onların itikadı bozuk. Sakın kılmasın. Aman aman kılmasın. Şu an. Bazı camilerde var hocam aslında İstanbul'da. Biz ona denk geliyoruz yani bazen. İşte ya, taş alıp önüne koyuyorlar vesaire. Secde ederken taşa secde ediyorlar. Şimdi onlar şahıslardır. İmamlar böyleyse onların arkasına aman kılmasın. Açık söyle kılmasın. Öyle kalkıp da yani Diyanet'ten para alıyor diye ben bunların arkasından kılarım öyle bir şey yok yani. İtikad önemli. Senin Ayşe anneme, sen benim Ayşe anneme iftira atacaksın. Bir dakika ya. Ayşe anneme iftira atamazsın. Atamazsın kardeşim. İşte Ayşe anneye iftira atmak adamı günahkar yaparmış. Kim diyor ya? 18 tane ayet-i kerimeyi inkar ediyorsun. Ne günahkarından bahsediyorsun sen de? Ne konuşuyorsun ya? 18 tane ayet-i kerimeyi inkar ediyorsun sen. Kur'an-ı Azimüşşan'ı inkar ediyorsun. Ne günahkarlığından bahsediyorsun sen? Ne anlatıyorsun sen? Kimi kandırıyorsun? Bu milletin gözünü boyuyor millet. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh sen, Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh sen, Hazreti Osman radıyallahu anh sen söyleyeceksin. Bilmem ne yapacaksın. Lanet edeceksin. İtikatlarında şeyde geçenlerde işte canlı yanlarında vardı biliyorsunuz. Onlar cehennemdedir diye şey kullanıyorlar. İfade kullanıyorlar. Evet. Bir tane işte geçenlerdeki de yakın zamanda biliyorsun İran televizyonu canlı yayında. Adam biz niye Ehl-i Sünnet'i karşısındayız? Hazreti Ömer'i bir alıyor öyle. Tabii Hazreti Ömer orayı fethettiği için o biçim düşünüyor. Öyle olur mu ya? Kesinlikle olmaz. İtikadı bozuk olanların, bu şekilde bozuk olanların arkasında da kılmasınlar yani. Rabbim muhafaza etsin. Bir izleyicimiz seçim de yok ama öyle ışıkta, yolda. Hayırlı akşamlar demiş, oy kullanmak caiz mi? Oy kullanmazsak ne zarar var? Kullansak ne yarar var hocam demiş. Adana'dan sevgiler demiş. Vallahi bu soruyu seçim zamanı sorsanız daha iyi. Şimdi seçim yok, bilmem ne yok. Kalkıp da yalandan sormaya gerek yok diyorum. Hocam selamünaleyküm. 23 yaşındayım, 2 senelik evliyim. 2 çocuğum var, eşimi severek evlendim. Yalnız evlendiğim günden beri eşimin ailesiyle anlaşamıyorum. İftiraya uğradım. Eşim ailesine bir şey demedi. Eşimin ablası iftira attı. Eşimin günahı nedir? Bana yardımcı olur musunuz demiş. Eşinin hiçbir günahı yoktur. Eşine günah olsun ya. Ablası bir hata yapmış. Ablasının hatası eşini ne bağlar? Sakın eşine ne yapma? Kesinlikle bir şey yapma. Bir şey söyleme. Sen eşini muhafaza et, kayır, yanına almaya çalış. Onunla beraber, çocuklarınla beraber hayatını sürdürmeye çalış. Ailene sağına, soluna, etrafındakilere dokundurtma. Ne kendi aileni onlara dokundurtur, ne öbür aileyi onlara dokundurtur. Beraberce siz bir ailesiniz. Bir ailesiniz ama sen eşinin her şeyinden artık sorumlusun. O yüzden aileni muhafaza altına al, koruma altına al.
Kesinlikle ablası demiş bilmem. Ya boş ver, sen ne yapacaksın ablasına? Ablasın dersen ne? Sen hanımından sorumlusun. Hanımınla yürü. İnşallah çocuklarınla yürü inşallah. Evet, burada kalalım isterseniz arkadaşlar. İnşallah. Çünkü bayağı vakitem geçti. Hem de bayağı sorular vardı. Bu akşam da bu kadar soruya cevap yeter inşallah. İnşallah hocam. Son olarak hocam, seyircilerimize neler söylemek istersiniz kapatmadan önce? Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Burada Ahmet hocamıza Afrika'ya selam ediyorum. Ahmet hoca kardeşimiz şu anda Afrika'da, kıymetli dostlar. FM TV ekranlarından bizi seyreden seyircilerimizin sayesinde, onların gerçekten destekleriyle, onların sahiplenmesiyle Ahmet hocamız şu anda, evet, ekranlarda sizlere gösteriyorlardı zannediyorum. Orada çok güzel bir çalışma içine girdi. Yetimhane çalışmamız var, mescit çalışmamız var, Kur'an medrese çalışmamız var. Bununla beraber tekamül medrese çalışmamız var. 7 dönümlük bir arazi var elhamdülillah. Arazide çok müthiş bir çalışma içindeler. Bugün ben videolar geldi, kendi gözlerimle gördüm. En az 15 kişi zaten orada şeyler biliyorsunuz. Şeyce sen söyle, iş çok. 15 kişiyle orada hakikaten ciddi bir çalışma içindeler. O yüzden Ahmet hocamıza, Yavuz hoca kardeşime, Lütfü Bey, Lütfü abi kardeş, Lütfü abimize buradan selam ediyorum. Rabbim işleri kolay etsin diyorum. Evet, Çad, Afrika Çad, dünyanın en fakir ülkelerinden ikincisi biliyorsunuz. En fakirlerden ikincisi arkadaşlar. O yüzden de orada çok güzel bir çalışma içine girildi. Elhamdülillah. Kardeşlerimiz de olayı oturtturmak için oradalar. Tabii burada anneyi, babayı, çoluğu, çocuğu bırak orada bulun. Hakikaten büyük bir hizmet. Rabbim inşallah kendilerinden razı olsun. İşleri kolay etsin inşallah diyorum. Her birerlerine ve sizlere de selam ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Biz de size çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet kıymetli izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Feyiz Meclisi'nde bu hafta da yine önemli konulara değindik. Gerçekten hocamız çok önemli açıklamalarda bulundu. İnşallah bu anlatılanlardan hakkıyla istifade edip hayatımızda tatbik etmeyi nasip etsin diyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle hepinizi şimdilik Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar.